रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए, थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके नाम से हम के उससे बहल रो दिए। सलाम अलैकुम। Ve aleyküm selam. Hadi gidelim kızım. Ben düşündüm de burada kalsam sanırım daha iyi olacak. Neden? Aslında dua şimdiye kadar düzelmedi. Yani ben de aniden buradan gidersem durumu daha da kötüye gidebilir diye düşündüm. Kızım peki senin buradaki kötü durumun ne olacak? Beni neden buradan götürmek istediğini çok iyi biliyorum. Ama şu anki şartlar altında yaşayabilirim. Endişe etmene hiç gerek yok. Hayır Necaf. Ben bunu artık göze alamam kızım. Benimle geliyorsun dedim. O kadar. Dayı. Şimdi seninle gelip sorunlarını daha da artırmak istemiyorum. Hem zaten orada yaşayamam ki ben. Bunu biliyorum. Her şeyi biliyorum. Burada aşağılanmaya katlanacağına, bize gelip Zübeyir'e katlanman daha iyi. Ama artık şartlar değişti dayı. Patron bizzat benden kalmamı istedi. Ayrıca burada başka sorun yaşamayacağımı da söyledi bana. Merak etme lütfen. Hatta maaşıma zam bile yapacağını söyledi. Bütün bunlar İkbal enişteyle ne kadar büyük sorun yaşadığını gösteriyor. Bak Necaf, bunları daha fazla dinlemek istemiyorum. Benimle geliyorsun. Eğer gelmezsen bu durumda Necaf, bundan sonra ancak cenazemi görürsün. O zaman çantamı alayım. Babam bu konuda bir şey bilmiyor. Necaf'ın bir şey bilip bilmediğini de bilmiyorum. Bu konuyu daha fazla araştırmam gerek. Hiçbir şey bilmeden Maliha ile evlenemem, değil mi? Samine teyzenin neden Necaf'ı da yanına almadığını araştırmam gerekiyor. Babam bunları öğrenirse kendi yararına kullanmaya kalkabilir muhtemelen. Babam bir hamle yapmadan önce gerçekte neler olduğunu bir tek Raşit dayı anlatabilir. Artık bugün çözülecek. Baban artık o kızı mı yoksa beni mi tutacak karar verecek. Annen gitmek istiyorsa kalması için yalvaracak değilim. Ama Necaf burada kalacak. Baba, o kız yüzünden annemi sokağa mı atacaksın şimdi? Onu sokağa falan attığım yok. Anneniz inat ediyor sadece. Gitmek istiyorsa gidebilir. Ben ona engel olmayacağım. Baba, haksızlık ediyorsun. Haksızlık mı ediyorum? Ben mi ediyorum? Sen durmadan bu masum kızla kavga edip duruyorsun. Bu gördüğün masum, çaresiz durumdaki kız size ne yaptı? Çaresiz miymiş? Hepimizi kandırıyor bu kız. Oğlumu ağına düşürdü, bu mu çaresizlik? Kız kardeşi çok yakında o evin hanımı olacak ve bu utanç yüzünden bu eve geri dönmek zorunda kaldı işte. Hadi oradan kes sesini. Sesimi kesmeyeceğim. Burası senin evin olduğu kadar benim de evim. Ve o kızın bu evde bir dakika bile kalmasını istemiyorum. Seninle bu eve gelmek istemediğimi sana söylemiştim dayı, öyle değil mi?
kızım. Bak işte benim yüzümden evinizin huzuru bozuluyor. Sen bu evdeki huzuru zaten bozdun bile. Hiç utanmıyor musun? Hem Zübeyir'e abi diyorsun hem de onunla ilişkin var. Yeter artık yenge, dur. Beni bu şekilde suçlamaya hiç hakkın yok senin. Çaresiz durumda olabilirim ama aklına gelen her şeyi bana söyleyebileceğin anlamına gelmez. Ayrıca benim hakkımdaki sorularını asıl oğluna yöneltsen. Hiçbir şey yapmadığım halde neden bu ithamlara katlanmam gerekiyor? Hadi be oradan. Lüzumsuz açıklamalara gerek yok. Ben senin ne kadar akıllı olduğunu çok iyi biliyorum. Kes sesini! Bak kızım, çok çaresiz durumda kaldım. Seni buraya getirdim diye herkes beni sorgulamaya başladı. O yüzden onlara her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Ama dayı, ya bunlar Maliha ve Samina teyzenin kulağına ulaşırsa ne olacak? Samina'dan hiç bahsetme. Ben hayatımda onun kadar nankör bir kadın hiç görmedim. Senin Kuddus eniştenin kızı olduğunu biliyordu. Buna rağmen sana o şekilde davrandı. Hem biliyor musun? İkbal enişte bizi nişana sırf o istediği için davet etmemiş. Kadın korkmakta haklı. Ne olursa olsun ben buna göz yumamam. Kız kardeşin evin hanımı olmak üzere olduğu evde hizmetçi olarak çalışıyorsun. İkbal enişte sana iyi davransa bile yine de seni artık oraya göndermem. Ama dayı, ben burada da kalamam ki. Yani artık kalmam da. Bu olanlardan sonra yengemle Velima'yla karşılaşmak istemiyorum. Kızım! Buraya mı geldin? Evet, dayım beni getirdi buraya. Ben sana söylemiştim değil mi? Nacaf'ı oradan alacağım demiştim. Ben de sana bir daha öyle şeyler olmayacak demek için gelmiştim. Boş ver artık oğlum. Zaten birçok şey oldu. Dayı lütfen. Lütfen kararını değiştir. Senden rica ediyorum dayı. Bana izin ver de Necef'i alıp eve götüreyim, olur mu? Sen neden geldin onu söyle. Şimdilik onu almaya geldim diyelim. Şimdi söyle bana. Onu götürebilir miyim dayı? रास्ते जुदा जुदा से हो गए चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए थे अपने अपने ख्वाब हम थे अपनी अपनी रात हम निभा सके नाम से हम के उससे पहले रोने Nacaf bana bir şey söylemedi. Ne zaman döneceğini bilmiyorum. Lütfen bir şeyler ye yavrum. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Git başımdan. Ama tatlım bir şey yemezsen Skandar Bey çok kızar. Seni de beni de azarlar sonra. Ablam nerede? Beni asla bırakıp gitmeyeceğini söylemişti. Bilmiyorum yavrum. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Dayımla bile. Ablamı geri çağırın. Hiçbir şey yemeyeceğim. Götür bunu. Tamam, tamam. O zaman şöyle yapalım. Birlikte bir çay içelim.
Hem düğünü konuşuruz hem de daha önemli konuları konuşuruz. Olur mu? Ne dersin? Aa, Samine Hanım, güzel bir kadın olarak aslında ne zaman ve nerede görüşmek istediğiniz öncelikle sizin kararınıza bağlı. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ha, tamam, oldu. Tamam, peki. Tamam, anladım. Aslan avlanmadan önce avını iyice yorar. Aslanların bu huyunu çok severim. Ve tesadüfe bak ki benim de huyum böyledir. Bana bunları niye daha önce anlatmadın söyle. Hem dayım bu sırrı neden bunca yıl boyunca saklamış? Çünkü hep sır olarak kalması gerekiyordu. Bana anlattığında bile asla kimseye söylememem konusunda söz verdirdi. Yani senden de aynısını rica edeceğim. Lütfen bu konuda Maliha'ya hiçbir şey söyleme, olur mu? Tamam, ona bir şey söylemem. Ama bir hata yaptım. Babam öğrendi. Patron Maliha'yı çok seviyor. O yüzden ona asla zarar vermez. Bunu biliyorum. Söylesene. Öz kardeşinin senden böyle nefret etmesine katlanabilecek misin? Şimdiye kadar katlanıyordum. Bundan sonra da yapabilirim. İlk tanışmamızı hatırlıyor musun sen de? Beni azarlamıştı ama onunla kardeş olduğumuz o zaman biliyordum. Sana bir şey sorsam bana cevap verebilir misin? Ben yalan söylemem. Sorabilirsin. Zübeyir'i gerçekten sevmiyor musun ha? Ne? Zübeyir abi sana ne söylediyse bunları hiç düşünmene gerek yok, tamam mı? Bunu isteyen oydu. Ben değildim. Sanki bunlar hiçbir zaman ortaya çıkmayacakmış gibi şoke oldun, görüyorum. Ben de şoke oldum. Hatta o kadar şoke oldum ki bir süre hiç kıpırdayamadım ve taş gibi kaldım. Bu sırrın nasıl bu kadar yıl gizli kaldığını anlayamadım. Sen de Naima da bana hiçbir şey söylemediniz. Peki bunu sana kim söyledi? Lütfen beni sorgulama şimdi. Söylesene, Maliha bunu biliyor mu peki? Maliha'nın asla öğrenmemesi gerek. Hayır Samine, hayır. Artık bana emir verecek durumda değilsin. Unutma bunu. Hem adil ol da söyle. Maliha'nın gerçek anne babasını asla öğrenmemesi hak mı yani? Veya öz kardeşinin kim olduğunu? Ne? Ne istiyorsun? Ne söylesem ki, ne mi istiyorum? Bu ilişkiyi bitirmek mi istiyorsun? Hayır Samina. Çok fazla abartıyorsun ve çok olumsuz düşünüyorsun. Ben sadece eşitlik istiyorum. Bana Naima yüzünden bunca zaman şantaj yaptın, durdun. Ben sadece şartlarımızın eşit olmasını istiyorum. Hepsi bu. İstediğim sadece bu eşitlik, Samina. Sen Maliha'ya sakın bir şey söyleme.
Onun haricinde ne şartın varsa kabul ederim. Bu yaştan sonra senden ne isteyeyim ve hangi şartı yerine getirmeni bekleyeyim ki? Sadece bir tek şey istiyorum. Nacef'in burada, bu evde kalmasını. Kabul ediyor musun? Korkma, korkma. Onun bir şeyden haberi olmayacak kesinlikle. Onunla konuşurken aklıma bu fikir geldi sadece. Bak, gelinimizin kardeşine ne kadar saygı gösterdiğimize bir bak ve evlenip buraya geldiğinde gelinimize ne kadar saygı göstereceğimizi düşün. Skandar, buraya gelsene oğlum. Abla, beni neden bırakıp gittin? Bana söz vermiştin, beni hiç bırakmayacaktın. Seni bırakıp gitmedim ki Doğacığım, sadece biraz işim vardı, o kadar. Ama bu ne Doğa? Üstünü değiştirmemişsin tatlım. Ben gider gitmez eski Doğa'ya dönmüşsün hemen. Evet, döndüm. Beni bırakıp gidersen eve ödevlerimi de yapmam, üstümü de değiştirmem. Ayrıca yemek falan da yemem. Yani yaramazlık mı edeceksin? Evet. Tamam, gel. Hadi bir öpücük ver. Skandar, onu geri getirmekte çok iyi yapmışsın. Eğer getirmeseydin Raşid'e kendim giderdim. Babam, Samine teyze neden buradaydı? Düğün hazırlıklarını konuşmak için gelmişti. Düğün tarihini de belirlemek istedi. Ama şimdilik ben reddettim. Doğru olanı yapmışsın. Ne demek bu? Sen de mi düğünü ertelemek istiyorsun yoksa? Evet. Sebep peki? Belli bir sebebi yok ama henüz düğüne hazır değilim. Yani nişanlanmayı kabul ettim ama zamana ihtiyacım var baba. Daha çok zaman lazım. Bunu Malia ile konuştun mu? Ortalık çok fena karışacak. Şimdiden bütün hazırlıkları tamamlamışlar. Sadece bizden onay bekliyorlar. Tamam. Peki. Sen merak etme, olur mu? Ben orasını hallederim. Bu konuda bir şeyler yapacağım. Anne, bana düğün hazırlığı yapmamı söyledin ama Skandar başka bir şeyler çeviriyor. Artık Doğa'yı bile bahane etmeye gerek görmüyorlar. Anne, söylesene, ne yapacağım? Bir şey söyle. Ben o kızın Doğan'ın bakıcısı olmasına bile katlanamıyorum. Ama Skandar bir de kalkıp o kızı dışarıda gezdiriyor. Maliha, o kızı neden sevmiyorsun? Bilmiyorum.
Sadece haddini aşan hizmetçileri sevmiyorum işte. Hem kimseyi İskandar'ın yanında görmeye dayanamıyorum. Anne, bir tarih belirlediniz mi? Söylesene. Anne. Ah, ne sormuştun? Yok bir şey. Bu arada bu sadece senin düşüncen. Evet. Öyle tabii, sana katılıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Sen zaten bir sürü şey sordun bana. Bir soru daha. Benden nefret mi ediyorsun? Eğitim hayatını mahvettin ve memleketinden buraya gelmek zorunda kaldın. Söyle. Başıma her ne geldiyse kaderimde yazılıydı zaten. Hiçbir şeyden pişman değilim ve kimseyi de suçlamak istemiyorum. Kadere bu kadar çok mu inanıyorsun? Yaşadıklarımızı değiştiremeyeceğimize ama geleceği değiştirmeye çalışabileceğimize inanıyorum. Sonuçta çabalamak da insanın elinde olan bir şey değil mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Seni alacak adam çok şanslı. Boş ver. Beni özlemen için kaç gün geçmesi gerektiğini görmek istedim. Ama beni arayacak kadar özlemediğin belli. Ben sadece biraz meşguldüm. İskandar, sadece arkadaşın olduğum zamanlar iş programından daha önemliydim. Ben şimdi senin nişanlınım. Öyle bir şey yok Maliha, tamam mı? Şimdi de benim için eskiden olduğu kadar önemlisin. Bu doğru olsaydı beni böyle görmezden gelmezdin. Ne zaman seni görmezden geldim? Biliyor musun İskandar? Görüşmediğimiz birkaç günde fazlasıyla değişmişsin. Eskiden bana katılmasan bile beni dinlerdin, hatırlıyorum. Seni ne zaman dinlemedim ki? Hı? Sen Necef hakkında mı konuşmak istiyorsun? Yani artık ona adıyla da hitap ediyorsun. Neden onu kovasın ki? Bak Maliha, Necef dua için çok önemli. Ve onu kovmam imkansız, bunu anla. Huşit gidince zaten çok üzüldüm. Hem açıkçası sen ve Samine teyze beni büyük hayal kırıklığına uğrattınız, bunu biliyor musun? Duaya değer verdiğinizi düşünüyordum ama sen ve teyzem... Duaya senin kadar değer veriyorum zaten İskandar. Ama o bakıcının her şeye bu kadar karışmasına müsaade edemem. Ne zaman neye karışmış ki Maliha? Dua dışında herhangi bir konuda konuşurken bile görmedim onu. Tamam. Öyleyse neden o kızı gezmeye götürüyorsun? Ne demek bu? Yanınızda dua yokken onu dışarıya götürüyorsun. Duaya kim bakıyor o sırada? O benim kölem değil Maliha. Onun da bir hayatı var ve onu dışarıya çıkarsam bile bu kadar büyütülecek bir şey yok. Niye yapıyorsun? Yani o kızı kovmayacağın belli oldu, öyle mi? Hmm.
Geldin mi? Aa, gel 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 canım. Otur. Skandar'la görüşmeye mi geldin? Evet. Ama şimdi buraya gelerek hata ettiğimi düşünüyorum. Nedenmiş peki? Bak Malia, bir yere kadar onu ikna edebilirim ama bir şey yapmaya zorlayamam açıkçası. Bu konu onu ilgilendirir. Bu onun hayatı ve bu onun evliliği. Yani zorlayamam. Öyleyse ben ne yapacağım? Bence o ne derse onu yap. Yani onu en iyisi bekle. İnan ki nişanı duyunca biz de çok sevindik. Artık akraba olduk. Önceden akrabaydık. O ne demek? Yani uzaktan akraba sayılırız. Nacaf senin kocanın yeğeni, öyle değil mi? Evet. Öyleyse genç bir kızın orada çalışmasına nasıl izin veriyorsun? Bana soran oldu mu ki? Her şeye kendi başına karar verdi. Valizini toplayıp gitti. Yani sen de orada çalışmasını istemiyordun. Evet, istemiyorum. Ben de istemiyorum. Neden istemiyorsun? Bak, sana her şeyi anlatacağım ama bu konudan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Raşit abiye bile. Bu arada benim için sorun değil. Ama aklıma geldi de... O evde hiç kadın yok. Yani orada bir genç kız yaşıyor. Bu bana hiç doğru gelmiyor. Ya gelecekte başına bir şey gelirse? Öyle mi? Peki ama kocamın yeğeni seni neden ilgilendiriyor? Bence seninle açıkça konuşmalıyım. Senden Nacaf'ı eve geri çağırmanı istiyorum. Neden Nacaf'ı oğlunla evlendirmiyorsun? Ne? Sen ne sıfatla bana böyle bir tavsiye veriyorsun? O kıza hiç katlanamıyorum. Sen kalkmış onu tek oğlumla evlendir diyorsun bana. Madem o kızı düşünüyorsun, neden yanına almıyorsun? Kardeşlerinden biriyle evlendirsen olmaz mı? Sana bunun için iyi bir para ödemeye hazırım. Ne kadar? Hayal edebileceğinden daha fazla. Nasıl ve neden olduğunu şimdilik sorma. Nacaf'ın yarın o evden çıkmasını istiyorum. Al bakalım. Burada 100.000 rupi var. Nacaf'ı eve getirdiğinde 100.000 rupi daha alacaksın. Malia bugün ofisime geldi. Herhalde hala burada mıyım? Yoksa evden ayrıldım mı diye öğrenmeye gelmiştir. Hayır. Öylece çıkıp gelmiş. Eskiden yaptığı gibi. Siz ne zaman evleneceksiniz? Bir süreliğine erteledim bunu. Ama neden? Çünkü zihinsel olarak evliliğe hazır değilim. Ona birkaç gün sonra karar vereceğimi söyledim. Ama ne kararından bahsediyorsun? Siz nişanlısınız. Neden evlenmekte tereddüt ediyorsunuz ama? Nişanlanmaya karar veren de ben değilim. Mecbur kaldım. Babam ve Malia beni zorladı. O yüzden de evlenmeyi iyice düşünmeye karar verdim.
Şimdi her şeyi öğrendiğin için mi böyle yapıyorsun o zaman? Hayır. Bu olanların evliliğimizle hiçbir ilgisi yok. Yani Maliha'nın kardeşim olması hiç umurunda değil mi? Değil. Neden erteliyorsun o zaman? Seninle bir an önce evlenmek istiyor o da. Ne? Bunu nasıl söylersin? Çünkü o seni çok seviyor. Yani ben... Bir şey unutma sakın. Maliha'nın geçmişi ve geçmişiyle ilgili gerçekler onun bir parçası. Bunu kabul etmek zorundasın, anla artık. Çünkü o senin geçmişini kabullenmekle kalmadı. Aynı zamanda sahiplendi. Keşke geçmişimi kabullenmiş olsaydı. Ama benden geçmişi unutmamı istiyor ne yazık ki. Sen kardeşinden çok farklısın. O geçmişi unutmamı istiyor. Sense geçmişimle yaşamamı ve geleceği değiştirmemi. Yani çok arada kaldım diyebilirim. Yaptığım her şey için gerçekten üzgünüm. Düşününce hatalarımı iyice anladım ben. Çok üzgünüm. Şimdi senin üzülmen neye yarar? Gelmeyi zaten reddetti. Benim yüzümden reddetmiş olabilir. Şimdi yengesinin de kabul ettiğini öğrenince o da hazırlanıp gelecektir. Tamam, sakın merak etme. Hazırlanmasına yardım edeceğim. Sırf öyle dedin diye gelmeyi kabul mü edecek? Ondan beni affetmesini isteyince neden kabul etmesin ki acaba? Biliyorum iyi bir kız. Kesinlikle kabul eder. Böyle düşünüyorum. Ama anne sen böyle birden şimdi ama... Sendeki bu ani değişim beni de çok şaşırttı doğrusu. Tiyatro mu oynuyorsun yoksa? Aslında... Birdenbire bu değişiklik. Önce ortalığı karıştırdın şimdi. Birdenbire onu gelin edinmeye karar verdin. Aslında senin ve Zübeyir'in Nacef'a olan sevgisi beni yumuşattı. Bence yarın kalkıp İkbal abilere gidelim ve onu isteyelim. Ne de olsa şu anda onun velisi sayılır. Anne, neden biz oraya gidelim? Nacef'i buraya çağıralım. Olmaz. O hiç öyle olmaz. Hem Nacef'i evden kendi uğurlarsa İkbal abinin de hoşuna gider. Biz de zengin bir aileden kız alırsak çok saygı görürüz. Bu düşündüğün şeylerin olmasına asla müsaade etme. Niye? Niye izin vermeyecekmişim? Şimdi ben kabul etmişken neden reddediyorsun? Baba? Ne yapıyorsun sen anne? Gerçekten Nacef'i gelinin mi yapacaksın? Oğlun elinden gidecek, bunu bil. Ama çok şey kazanacağım kızım. Ne demek istiyorsun anne? Sence ben aptal mıyım ki Nacef'i bu eve gelin getireyim ha? Ne? Ne işler çeviriyorsun sen? Kimseye anlatmayacağına söz vermelisin. Tamam, ne sırrı vereceksin? Öyle düşün. Çok kazançlı bir iş. Eğer ağzını kapalı tutarsan bu işten çok karlı çıkacağız. Ağzından kaçırırsan çok para kaybederiz.
Para mı? Abimle Necef'i evlendirmen için kim sana para verir? Evlenmeleri için değil. Evlilik yok. Buraya gel, sana açıklayacağım. Anne? Alo. Merhaba, benim. Mumtaz. Evet. Biz İkbal abilere gidiyoruz. Giderken haber ver demiştin, o yüzden. Tamam, evet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ve aleyküm selam. Sıkandar, nasılsın yavrum? Evet, ben de iyiyim. Söylesene, nerelerdeydin sen? Günlerdir seni görmedim. Evet, meşgul olmak iyi bir şeydir ama biraz bana da zaman ayırmalısın, öyle değil mi? Tamam. Öyleyse birlikte akşam yemeği yiyelim, olur mu? Hayır, mazeret istemiyorum. Toplantılarını bitirdikten sonra bana gel. Sana en sevdiğin yemekleri hazırlıyorum. Tamam evladım. Görüşürüz, Allah'a emanet. Sikandar'ın hayatı boyunca hep mutlu olması için sürekli dua edeceğiz. İnsanlar olarak ancak sadece dua edebiliriz. İkbal abi, buraya bir şey istemek için geldik. Bir şey istemeye mi? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Biliyorsun ki Necef benim merhum görümcemin kızı. Başka birini bulamamışken burada çalışmasına sakınca yoktu. Ama şimdi de sanki... Bak, lütfen biraz daha açık konuşur musun? Düşündüm de Necef'i yanımıza almaya karar verdim. Ama İkbal enişte, aslında konu şu ki biz Necef için bir karar aldık. Ne kararıymış bu? Aslında biz Necef'i gelin olarak alacağız.